Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 8 Ağustos 2020 günlerden Cumartesi sevgili yarışseverler. Ben bütün arkadaşlarıma iyi tatiller dilerim. Ve hepinize yeni günde ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. Biliyorsunuz gündüz Ankara 1. ve 2. altılı ganyan analizimizi vermiştik sırasıyla. Yine az evvel İzmir 1. altılı ganyan analizim oldu. Sıra geldi İzmir 2. altılı ganyan analizimize. Arkadaşlar İzmir'de 2. altılı ganyan programın 4. koşusuyla başlayacak. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan videolarıma like atmalarını önemli rica ediyorum. Aynı zamanda kanalımıza abone değilsiniz. Videonun sağ altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızı at yarışı oynayan bir arkadaşınıza önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Bu konuda da duyarlı olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum diyerek ben ikinci altınlıya başlıyorum arkadaşlar. İkinci altınlı ganyan programın 4. koşusuyla başlıyor. 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe çim pistte koşulacak meydin yarışı altınlı ganyan ilk ayağı. Burada özellikle tuttuğum bir isim var. Sayın Elif Kaya'ya ait darbenin temsilcisi. Özellikle çimde çok etkili bir yarış bekliyorum bu safkandan. 5 numaralı son mahsul. Bu safkan Sayın Elif Kaya'ya ait. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Kendi safkanına biniyor Mehmet Kaya arkadaşımız. 5 numara son mahsul bugün bu yarışı kazanmaya yakın görünüyor. Sevgili yarışseverler yine 13 numaralı Sehergül. Burada beğenimi kazanan bir başka isim. Tolga Yıldız dairesinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numara Aybartay. Bu safkan da son koştuğu yarışta özellikle etkili bir yarış çıkardı. 1100 mesafe çimde. Mustafa Çiçek idaresinde çıkmıştı. Bugün benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Demir Pençe. Arkadaşlar burada 3 numaralı Demir Pençe de bir Ayabakan temsilcisi. Bir Sülo torunu Onur Şevket İrtiş idaresinde. Yine bu safkan da kuponlarda bulunması gereken isimdir. Yine bu 4 safkanın dışına çıkarsa sevgili yarışseverler. Ben burada 2 numaralı Barutan, özellikle bir Özgün An temsilcisi, burada bulunması gereken bir safkan olarak görüyorum. Yine evet 11 numaralı Mehir ve 6 numaralı Sunar Bey sırasıyla tutuyorum sevgili yarışseverler diyerek altıgan ikinci yana geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe çim pistte koşulacak handikap 14 yarışı. Burada da son yarışında sizlere ısrarla birinci safkan verdiğim Değirmen Dereli'nin tayı Kavrana'nın torunu 3 numara Airdrop. Bugün Enver Şimşek idaresinde piste çıkacak güzel kanatıyla bu mesafede özellikle etkili olmasını beklediğim safkan. Yine 12 numara Gidere Gider. Bir İstanbul torunu anne tarafından son yarışında yeşil ışık yaktı. Pressing temsilcisi 12 numara Gidere Gider de Atakan Candağ devrenin dairesinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numara Real King. Bugün Mertcan Çelik idaresinde piste çıkacak. Win Ribbon Win temsilcisi son yarışında özellikle 3. geldiği yarışta dikkatleri üzerine çekti. Bugün benim bu safkanda 3. şanslı ismim olacak. Bu 3 safkan dışına çıkarsa 1 numara April Blessing. Bugün 63 klasikletine rağmen bir Johnny Gitar torunu arkadaşlar bu safkan. Bugün 1 numara April Blessing isimli safkan da benim 4. şanslı safkanım olacak. Bu 4 safkan dışına çıkarsa 2 numara The Mailman. 5 numaralı Dumbledore ve 13 numaralı Duruhan sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir diyerek ben 2. altının 3. ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı David Franco koşusu. Arkadaşlar ben burada özellikle 5 numaralı Doğa Kanunu özellikle ittiğin yerde gidiyor. Çok yapılı bir safkan. Bugün burada alternatif tek olarak bile düşünülebilecek bir safkan olarak görüyorum. Ben Presentin Perfect'in tayını biliyorsunuz Sayın Elif Kaya'ya ait bu safkanda Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Ben 5 numara Doğa Kanunu bugün 1. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 11 numara Caliente özellikle stiline uygun bir arkadaşımız binmiş.
Halil Kaptan idaresinde bu safkanda ikinci şanslı isim olarak değerlendirilmeli. Yine İkrim'a Can Dadaş son yarışlarında, özellikle son galoplarında ben yeşil ışık yaktığını görüyorum bu safkanın. Esasen çok kaliteli bir isim. Özellikle anne kanattı Bull Market torunu bu safkan. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde İkrim'a Can Dadaş'ı da üçüncü şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine kaliteli isim bir numara Aksakallı. Biraz uzayan mesafede koşuyor ama bugün ekürü koşma avantajı var. 8 numara Perfect Runner isimli safkanla da ekürü olarak start alacak. Bugün benim 4. şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Muammer Bey. Esasen çok güzel safkandı talihinde. Bir ara bozuldu arkadaşlar ama son yarışlarında bir geri dönüş sinyalleri verdi. Bugün 7 numara Muammer Bey de Barış Kurdi idaresinde özellikle burada sürpriz eden arkadaşlarıma önereceğim safkandır. Yine 6 numara Grey Wolf ve 9 numaralı Seven Sense benim sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Son olarak da altıları rahatlatacağız biraz. Altı galinin 4. ayağı. 4 yukarı yaşlı Arapların 1600 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Burası da Yamak 1 arkadaşlarımıza ait yarış. Arkadaşlar esasen bu mesafelere kadar çok etkili koşan bir isim var. Taylığından beri çok beğendiğim bir isim. Çok takibimde olan bir isim. Ve çoğu yarışında kazandı. Beni yanıltmayan bir isim. Sayın Elif Kaya'ya ait Kafkaslı'nın tayı bir numara My Sultan. Özellikle son yarışları sert gruplarda koştu. Bugün 2 numara Beyaz Kule isimli safkanla da ekri olarak piste çıkacak. Ben 1 numara My Sultan'ı bugün bu gruptan bir adım önde görüyorum. Yine gizli ekrileri var bu safkanların. Biliyorsunuz Sayın Elif Kaya'ya ait 1 numarayla 2 numara ama yine 6 numara Kelemer son yarışında çok güzel bir birincilik elde etti. Bu safkan da Kaya ailesine ait, Sayın Kaya Kaya'ya ait bir safkan. Bu safkan da 800 numaralı Rengül isimli safkanla start alıyor. Ben burada ekürleri kapalı görüyorum. 1 numara My Sultan ve 6 numara Kelemer diyorum. Burayı da 2 safkanla değerlendiriyorum. Ve 2. altının 5. ayağına geçiyorum. 2. altının 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak Handicap 16 yarışı. Burada yine son yarışında sizlere ısrarla verdiğim bir isim vardı. Güzel bir birincilik elde etmişti. Sayın Bayram Keleş'e ait Bosporus temsilcisi Galette torunu 5 numaralı Elbrus. Bugün yine benim birinci şanslı ismim olacak Mahmut Sav idaresinde. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine bir Grand Akarca yavrusu, anne kanatlı özellikle güzel bir Zanjaro yavrusu olan bir numara Değirmen Derebeyi. Bugün 61,5 kilo siklitine rağmen bu gruptan daha kaliteli safkan olduğu unutulmamalı. Yine ufak oynayan arkadaşlarım burayı 5-1 şeklinde değerlendirebilir. Yine geniş oynuyorsak İkrim'a She Is My Baby. Biliyorsunuz safkan da son yarışına güzel bir ikincilik elde etmişti. Bugün 7 numaralı Latest Novel isimli safkanla da ekri olarak piste çıkacak. Burayı da 5-1-2 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altıgay'ın son ayağı programın 9. koşusu olan 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe çim piste koşulacak Meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar Altıgay'ın son ayağı Banko bir isimle kapatacağım yine. Özellikle orijinli pedigrisini beğendiğim ilk yarışından beri takip ettiğim bir isim. Bugün Sayın Cezmi Atiye ait Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak Uçanoğlu temsilcisi, özellikle Dayı Bey torunu olan 11 numaralı Ağrılı Hanım'ın ben bugün bu grubu çok rahat geçecek güç ve kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Yarış sever arkadaşlarıma altılı gayının son ayağında 1 numaralı Ağrılı Hanım isimli safkanı bugünün Banko ismi olarak öneriyorum. Umarım şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Umarım hep birlikte bugün güzel bir ikramiyeye imza atarız. Bu benim en içten dileğim, en içten temennimdir. Ama bütün arkadaşlarımdan ricam, eğer kanalımıza abone değillerse videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmaları, kanalımıza destek vermeleridir. Aynı zamanda videolarıma atacağınız beğeniler, like'lar, yorumlar YouTube'da yükselmemizde çok etkili bir yöntemdir sevgili yarışseverler. Yine at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızdan bahsederseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Yine Pirojan Turgay arkadaşımıza destek vermek isterseniz burada çıkacak yazıya tıklayarak
bu arkadaşımızdan destek verebilirsiniz. Hepinize çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.